Kaçar mıyım acaba? Geliyor mu bu adam peşimden? Hiçbir fikrim yok. Kaçar mıyım? Ah, yok ya, bu adama kaçamazdım zaten. Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Teemo oynuyor olacağım. Kanser Teemo oynayacağız. Karşımda kim olacak? Karşımda Garen olacak muhtemelen. Normal oyun girdim. Yine çok zor olacağını düşünmüyorum. Özellikle ilk seviyelerde, yani ufak ufak oynarsam, çok fazla itmeden oynarsam, sonraki 6 seviyeden sonra çok kolay baskın yemem eğer güzel atarsam şu mantarlarımı. O yüzden 6'ya kadar birazcık dikkatli oynayıp çok çok fazla itmeden rakibe hasar vermeye çalışacağım. 2 level baskını yer miyim? Yemem. Çünkü biz bu taraftan başladık. Yani çok düşük bir ihtimal benim burada 2 level baskını yemem ama bir bakalım. Q ile başlayacağım. Şu yerleri ayarlayalım. ADC buraya, bu sport oynayacak. Ben de buraya. Şöyle kendimizi bir park edelim şuraya doğru. Şöyle güzel değil mi? Aynen. Böyle olur. ADC. Yani AD. AP vuracak bu adam ama. Sana bir daha vuram kanka. Garen sıkıntı bir şampiyon ama beni kesmesi açısından değil de. Aa, bunu ayarlamamışım. Beni kesmesi açısından değil de, hani benim onu kesmem açısından biraz sıkıntı ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Teemo denen şahıs böyle lane'i zaten 6-0 7-0 bitiren bir şampiyon değil. Böyle farm yapan, daha sonradan işte koyduğu mantarlarla insanları illet eden, sürekli base atmalarına sebep olan bir şampiyon. Hani etkisi oyuna çok fazla olabiliyor bu gıcıklığı yüzünden. Garen yok hala. Base attı belki de. Oradan geliyor. Aşağı yukarı aynı hasarı ben de yedim. 2 minyon aldım ben. O birini kaybetti. İkinciyi kaybetti. Çok fazla minyon kaybetmediğim müddetçe çok sorun yok ya. Rakibe 0 bile hasar versem. Olur yani. Garen de bunu bilerek oynuyor. Çok fazla yakına gelmiyor. En azından seviye 2 olup belki de W'sunu açana kadar. Bir minyon aldı. Alamadım onu. Şunu da aldım. Çok güzel. 2 minyon kaybettim sadece. Umuyorum bu seviyede bir baskın yemem. Bir düz vuruş, bir de Q attım. Şu minyonu da alabilirsem harika. Şu an baskın yesem bile çok öleceğimi sanmıyorum. İnanılmaz fazla minyon var. Q ile aldım bunu. Arabayı kaçırmak istemedim. Bunu da buradan. Hasarımı şimdi veriyorum. Tamam, bir tane totem atmanın vakti geldi. Buraya doğru attım. Bir daha Garen üzerime doğru oynarsa şu musibet ikseri miydi neydi artık, onu basıp bir vuracağım. Hem aktifinden yaralanmış olurum yani benim açımdan. Aa, orada yerde bir kırmızılık gördüm, bunu yeni mi kesti acaba? 10 minyonu aldım. İkimizde de, iki tarafta da Kha'Zix var. Çok güzel. 21'e 5. İnanılmaz bir minyon farkı açmış durumdayız. Yeter ki ölmeyelim ya. Ben adice... Q'ya bastım. Q'ya basamayınca... Q'ya basıp... minyona basamayınca öbürü de gitti. ADC oynarken videolarda falan söylüyorum. Lane'i kaybediyorsanız ona göre oynayın diyorum hep. Geride oynayın, kule altı oynayın, minyon kaybedin ama gank geldiğinde onu güzel kullanın diye. Bir minyon daha kaçtı. Kha'Zix şu anda aşağı tarafta. Ben o yüzden iteceğim. Zaten fazlasıyla itik durumda. Biraz daha fazla iteceğim. Q ile aldım bunu. Bunu da aldım. Bunu da aldım.
Çok iyi. 32'yi 32'ye bayağı bir şey işte 11. Bir minyon daha, bir minyon daha ve bir minyon daha. Tamam, hasarımı vuruyorum. O da muhtemelen base atacağı için böyle şey yapıyor. Aynen, base atacağı için de ben de burayı hızlı hızlı keseceğim şimdi. Ben de base atıp geleceğim. Hiç şey yapma lan. Tamam, çok iyi. Onu alamadım. 41'i 15. Bu minyonlardan 2-3'ünü kaybedecek. 30 minyona yakın minyon fark var. Neredeyse 3 katı fark. Bu parçasını alamayacağım. Düz hasar diye bunu mu alsam ya? Yok, gerek yok. Ya da şöyle bir şey yapayım. Haydi gidiyoruz. Sağa sola belki de belki şey yaparım diye ışınlanımı atmıyorum. Çok ışından kullanabilen, mantıklı güzel kullanabilen bir insan değilim. Ben bu top lane oynamamamdan dolayı olabilir. Tabi oyun bilgisiyle de alakalı, gözünüzün açık olması, oyunu takip ediyor olmanız lazım ama yine de bu top lane'de daha fazla bulunan bir özellik. Sürekli ışından aldığı için öyle bir durumu var adamın. Onu oynayanların yani. Bende ise o özellik çok çok zayıf. Sürekli olaylar biter. Aa bak, orada killer dönüyor falan derim ama hiç aklıma killer dönüyor dediğim zaman bile şey gelmez yani, ışınlar atmak. Şu an adamın lane'i itiyor. Arkada 5 tane büyücü minyonu var. Bir de araba minyonu var. Benim işime geliyor şu anda. Bu lane'in öbür tarafa doğru itmesi bir wave veya 2 wave alabilir. O da benim işimi rahatlatacak. Birisi görüş açtı bizim jungle'dan sanırım. Ha, Kha'Zix burada. Onun da baskını biraz boşa çıkmış oldu. Zaten boşa çıkardı ama. Şunu da aldım, tamam. Bunu da alırım herhalde. Harika. Buradan ay, onu alamadım ya. O da gitti. Şunu alacağım. Bunu alamayabilirim. Alamadım. Biraz fazla minyon kaçıyor. Bunu alamadım. Tamam. Kaça kaç? 51'e 25. Dan 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 dan. Biraz keyfim yerimde ya. Yerimde neyse. 20-30 milyon fark açıldı. Şu anda hani öndeyim diye böyle gidip atar yapmanın bir anlamı yok. Bu farkı korumak bile yeter yani. Hatta korumak, arttırmak çok daha iyi olur tabi ama. Tamam, şimdi şunları dizeceğim. Bir buraya attım. Bunu patlatabilirsem tamam. Bir tane buraya atıyorum. Tekrar şunu açıyorum. Bu lane'i ittireceğim için ben şuralara koyuyorum ki kaçış yolumda en azından o tarafı kullanarak belki adamları slowlarım. Gayet güzel. Tam hasarımı verdim. Oradan birini işaretlediler ama ben görmüyorum. Her yerde görüşüm var. Şuraya koyayım o zaman. Burası biraz fazla itik olmaz falan dedim ama 2 milyonda kaçırdım. Birini kaçırdım. Şu an biraz mana sorunum oldu. Doğru. Araba ya. Tamam. Gitme be minyon. Dın 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 dın. Aa, talon geliyor. Talon biraz sıkıntı bir şampiyon gank konusunda ya. Ben talonun varlığını tamamen şey yaptım da. Şöyle yaptım belki bir skill atar falan diye. Geri döndü muhtemelen. Ben minyonların buradan geçmesine izin vermeyeceğim.
Beren'i gördüm, şu çalıdaydı. Canını falan deli gibi yeniliyor şu anda, ben ona uzun süredir saldırmadığım için. Tamam, sorun değil, hala 30 minyon fark. Şu an ittirmiyorum. Minyonlarının ölmesini bekleyeceğim. 1 minyon daha buradan aldık. Şu ikisini de kaçırmadan alırsam. Tamam, dakikada 10 oldu. Biraz daha güçlendim. Yani biraz sönük bir lane oluyor ama hani bu biraz da öğretici bir video olsun sizin için. Garen gibi pasif şampiyonlar karşısında, pasif dediğim hani siz range'iniz var sonuçta, nasıl oynayabileceğiniz hakkında fikir olmuş olur. Bir kule tıkır alabilseydim ya. Ama bayağı da minyon kaçtı burada. Bas yala ona. Hah, iyi, ona da bastı bari. Bütün minyonları aldı neredeyse ama. Şu anda 1800 gold var bende. Şu ne kadar? 2700. 900 gold daha lazım bunun için. Tamam, o takılsın orada ya. Bunu kesecek bir şeyim yok şu an benim. Muhtemelen çok fazla skor döndü ortalıkta. Ben hala Q atabilirdim ama IQ diyorum, Q neyse. Ulti atabilirdim, öyle bir durum yaratmadım. Yani bu biraz yine benim oyunla alakasızlığım. Bu sefer ama ışınlanla geleceğim lane'e. Ayakkabı seçimini büyü direnci kastığı için rakip, ondan dolayı yaptım. Biraz artı 15 bayağı işe yarayacaktır yani. 18 hatta, değil mi? Aynen. Çok iyi. Zaten güzel kullanamıyordum. En azından böyle olmuş olacak. Kuleden dolayı... Ay, kulenin menziline girmez belki diyormuştum da. O vuruşu yemeseydim iyiydi. (gülüyor) 98-58. Kaç oldu minyon farkı? 40 oldu. Kankalar, o tarafa doğru gitmeyin, o taraf. Başkalarına ait. E'yi verdim şu anda. Bana çok fazla gelmek istemiyorlar. Çok fazla safe oynuyorum. Böyle her yere koyuyorum ki hani adam buraya koymuştur falan dese öbür taraftan gitsin diye. Her ne kadar E'si ile orada minyonları almaya çalışsa bile minyon kaybediyor bu adam. Sonuçta E'sini o kadar süper bir şekilde ayarlamasının imkanı yok. Yani bir şanslılık oluyor onun adına. O gitti, Q atsaydım keşke. Şuradan gelebilme ihtimaline karşılık. O minyon kaçmasın, tamam. Bu da kaçmadı, bu da kaçmadı. Bir daha base atar mı acaba ya bu? Atmıyor şu anda base. Bana çok fazla gank'e ihtiyacı yok. Aslında adam 2 lane'le oynuyor. Gerçi karşı taraf da 2 lane'le oynuyor şu anda da. Lan bir tane minyon. Buralarda bir yerde mi?
Dur onu oraya basmayın abiler. Minyon yine karşı, şuraya bir tane şey atacağım, hızlı hızlı iteceğim, sonra base'e gideceğim. Arabayı da Q ile alacağım. Var mı orada biri? Yok, hala çalan olmamış. 66'ya 124, neredeyse 60 minyon oldu. Bunu da aldım. Hatta ondan önce dur ya, bir çılgınlık yapalım. Mecayı alıyorum. Hatta dur. Bu çılgınlık değil tabi de, yani bu tamamen mantıklı oynamakla alakalı. Her zaman o totemlere güvenemeyiz. Aşağıda olaylar ben görüyorum buradan. Çok tuhaf. Bizim bot lane baya yalan ya. Oyunu kaybeder miyiz bilmiyorum. Kaybedebiliriz ama yani çok belirgin orada Kha'Zix'in olduğu görüldü. Malphite ulti atacak belli ki yani, ama neyse. Mecayı aldıysam bunu kullanmam lazım. Artık kill üzerine de oynamak lazım. Eğer yardımcı olursa şey, bizim adam, ben memnun olurum ya. Ama çok hasar veremiyorum. Adamın kalkanı var W'dan gelen. Onun dışında tabi kendi kastığı şey de var. Neyse, tam Q atıyordum. Boşa gidecekti en azından. O boşa gitmedi. Burada da her şey çok azaldı. Şuraya da bir tane şundan. Bir tane bunun başına koydum. Bir de şuraya doğru atacağım. O bir tane de elimde tutacağım, oldu da bir şey olur. Yani minyon farkı çok fazla. Şu an dakikaya göre de o kadar kötü değil aslında benim minyonum. Tamam. 11 level oldu. Artık bu adamla çok uğraşmanın süper bir anlamı yok ama boş vuracağım yani. Hani boş duracağım ama adama vururum. Lan son vuruşuyla gitti. Minyonu çaldı. Birileri geliyor bana belli ki. Ay. Flash'ı atacaktım da ya, olmadı. Çok hızlı geldi adam. 4-0-6. Hiç mutlu değilim. Çok da gereksiz attım ondan sonra flash'ı. Belliydi Garen üzerime koşunca da gelenin Malphite olacağını tahmin ediyorum. Hani Kha'Zix gelir, Mazix gelir, hani bu bütün hasarı üzerime bırakmama sağladılar yani. Ne yapalım? Aşağı taraf çok ezilince adam dedi herhalde, kanka sen 1v5 de atarsın. Bana gerek yok. Benim 1,5 yılda verdiğim hasarı adam şu anda verdi. Aha. Neyse, çok moral bozmanın bir anlamı yok. Oyunun zaten gidişatı güzel değil ama. Oğlum o adam support lan. Support Malphite AD kasmıyor, AP kasmıyor. Nasıl 6-0-6 olur? Çok ilginç gerçekten. İyi, orada hasar herkes yedi. Bana geliyorlar mıdır? Geliyor olabilirler. Q'm yokmuş ya. Şu an sıkıntılı bir durum. Şu sıkıntılı bir durum dedim. 3 kişi geldiler. İşte bu sıkıntı. Bu sıkıntı bayağı. İşte o bot lane'de dediğim olay yani. Bekleyin, zamanınız gelir. Şu an Garen'in zamanı geldi mi derseniz gelmedi ama hani rakip takım öyle bir kastı ki 8-3, 2-1, 3-2, 6-1, hani tek kasmamış adam şu an benim karşımdaki adam ama yani öbür adamlar artık mecburen kendi lane'lerinden sıkıldılar, başka yerleri kesmeye geliyorlar. Başta da gelebilirlerdi tabi.
Ama müsait değillerdi demek. Gidiyorum ben de o tarafa doğru. Da benim TF için de vereceğim çok bir hasar yok ya şimdilik. Bakalım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım buralarda ama da adam hasar veremeden ölmüş bizim Pantheon. Pantheon nasıl 5 oyunun bir oyun oynamış, nasıl kazanmış sonunda? Dakika 20 oldu, benim hasarım da arttı. Orada ben hasarımı verdim bir şekilde. Shutdown'u ben aldım. Bu adamın ultisi var mı hiçbir fikrim yok. Aslında bu biraz KS için atmam ama hiç de gerek yoktu bu şeyi. Boşa kullandım orada şey. Sebep. Ben Malphite ultisini istemiyorum. Cooldown aslında almam lazım ya. Cooldown reduction bayağı işe yarar. Yani bayağı işe yarar dedim, zaten bayağı işe yarayacak. Malphite'in ultisi var mı onu bilmediğim için şey yapamıyorum şu an. Cesur cesur giremiyorum. Şuraya bir totem atayım. Malphite'e hala güvenemiyorum. İşte hiç hoş olmadı. Hoş değil. O eşin oku bana değmedi, iyi oldu. Canlar az ama benim orada yapabileceğim pek bir şey yok ya. Benlik değil, daha çok Kha'Zix'lik bir durum yani o girebilirse. Şunu aldım. Buradan bir %10 gelecek ama savaşmak çok mümkün olmayacağı için şöyle yapıyorum. Girip alır mı acaba diye düşünüyorum da kule altı yani, hani girebilirdi, alabilirdi. Da şu an girerse hem ölür hem de kuleyi alır adam ondan sonra. Kanka bir slow. Atlarsa patlatacağım ben de şeyi, R'yi de. Tapa mı gitsem ben? Yok da burayı bırakmak istemiyorum ya. 162 minyon, en fazla minyon bende var. Acaba oyunun sonunu değiştirebilir miyim diye de düşünüyorum ama nerelere ne koysam. Şöyle sağa sola koyacağım. Minyonlara çarçur olsun istemiyorum. Minyon da alamıyorum. Malphite'a dikkat etmek lazım. Kule altına koyacağım. Belki Malphite ulti ile girer de bir şeyler olur falan diye. Ne olacağını bilemiyorum şu an. Tuhaf oyunlar. Kimseyi dürtmek namına da öyle çok ön plana da çıkmak istemiyorum. Şuraya atacağım. Belki bizi alırlar, oradan çıkarlar. Şu kuleyi vermemek lazım. 18 can. Lan bir beni sal be. Allah Allah, bir de burnum ağzım yüzüm karıştı. Yani. Of adam. Orada hasar verebildim herhalde ya. Bütün şeylerin patlamış sonuçta sağdan soldan.
Ama benim olayım hani dediğim gibi böyle deli gibi birden oyun değiştirecek şeyler değil de böyle adam yolda yürüyor, basıyor, yarı canı gidiyor, base'e gitmek zorunda kalıyor gibi durumlar için geçerli. Bizim takımdaki adamın 0-7 oynaması ADC'nin 11 level olması hoş değil. Böyle şeyler yapmasa keşke. Ama olur öyle şeyler. En azından normal oyundayız. Bu ranked olsaydı biraz sinirler gerilirdi. Ama şu an için öyle bir sorun açıkçası ben düşünmüyorum olduğunu. Şuraya atacağım bir tane. Bana verseydin de bari bir ben varım öyle şey yapabilen. Bir Malphite ultisi daha geliyor sanki. Malphite ultisini atmış bile. Geliyorum. Gir kanka. İyi güzel. Ay. Lütfen ultin yok da. Aynen yokmuş Allah'tan. Oo yok. Zıplayanlar, uçanlar, kaçanlar. Çok iyi. Bu adam ultisi varsa beni alır. Buraya hızlı hızlı gitmek için atıyorum. Bir de şuraya atacağım. Sonra ben bir base atacağım. 1500 para oldu. 4-2-3'üm şu anda. Hala iyi gidiyorum. Bizim takıma da zaman kazandırıyor muhtemelen bu benim davranışlarım. Ama biraz geride oynasalar keşke ya. Aa, slow. Slow çok iyi olur. Ay ay. Ah ulan ah. Sakin kardeşler. Abiler. Yapmayın böyle şeyler. Geliyorum. İyi. Yani bu eş nasıl bu kadar kötü oynayıp da bu kadar lane'i kazanabilmiyor? Malphite'in sayesinde mi diyeceğim ama. Aa, kanka sende şey olduğunu bilmiyordum. Pasif neydi? Support item. Sana da verdim yoksa parayı. Bak bir bastı yine mesela. Olay tamamen bundan ibaret. Şimdi bu adam korkarak oynayacak. Base atabilir. Şunu olabilir, bu olabilir. Bakın bir daha bastı. Öldü neredeyse. Allah bilir nereye atladı o adam. Ben bir daha atayım. Burası tuttu. Ne lazım? 2100 para lazım bana. Üstten kule almamışız. Çok fazla ejderha. Aa, en son ejderi biz aldık ha. Çok fazla ejderha verdik diyecektim. En son çünkü 2-0'dı. Gitmiyorum hala. Benim kendimi korumam lazım. Çünkü wave clear olayım çok fazla. Neyse ki yol üzerine çok bir şey yoktu. Malphite beni denemek isteyecektir ama ben çok arkada kalmak istiyorum. Şuraya atacağım. Ne olur ne olmaz. Kimin oraya yol düşer? Hiç belli olmaz. Çok iyi. Tamam. Bu da iyi. Şimdi müsibet ikisini de bassaymışım. Tamamen gördünüz benim üzerime oynadılar. Oy çok iyi. Tamam bir bunu alır mıyız? Bizde hasar var mı? Hasar konusunda hiç emin değilim ya. Geliyorum ben de. Önce şunu alacağım. Yanlış bir hareket biliyorum ama biraz onları tutarlar belki. Çok iyi, çok iyi ya. Nasıl bu kadar hızlı aldılar? Biri gitsin de orayı tutsun. Şu müsibet iksirini satacağım. Biraz da bekleyeceğim 30 gold falan. Durum 5-2-7.
Son savaşta Malphite'ın ultisi geldi. Garen üzerime çok fazla koşturdu derken işler çok hoş gitmedi onlar için. Ölüyordum neredeyse. Bundan sonraki item'ı Zhonya düşünüyorum. Ama şu slow çok işe yarayacak. Çünkü hem bizim takıma olanak sağlayacak. Adamlar slowluyken, yavaşken belki bizim takım biraz daha iş yapar. Ve benim de kaçmamı sağlar bu. Şimdi %20 oldu. Sanıyorum Zhonya %10 veriyor değil mi? Aynen %30 olacak. Bir şekilde de %40'a ulaştırabilirsem onu. Bunun şeyi bitsin sonra atacağım aynen. Kaçma yollarımızı atıyorum ki hani biz kaçacağız muhtemelen. Kaçarken şey yapsınlar. Güzel güzel kessinler. Şu an karşıda büyü direnci kasan bir tek Garen var. O da benden dolayı. Bizim adam öldü. Nerede öldü Allah bilir. Ya lütfen. Tankiler girmeyeceğim ben. Buraya. Oy çok iyi. Tamam. Koşa koşa gidiyoruz. Gelin lan buraya. Kanki ben kule alıyorum valla. Çok iyi. Ejderha var. Bir de ejderha alırsak iyi olur. Baronluyken burayı mı denesek? Önce şu, önce şu, önce şu. Şu an slow'un nasıl iş yaptığını görüyoruz hep beraber. Adam öldü. Tamam şu an kaçalım. Abi ben buradan kaçabilir miyim? Kaçar mıyım acaba? Geliyor mu bu adam peşimden? Hiçbir fikrim yok. Kaçar mıyım? Yok ya bu adama kaçamazdım zaten. Ben bir kişi geliyor gel sandım onu da keserim dedim ama. Neyse güzel bizim takım toparlandı ya. Bizim takım dediğim ADC'yi saymazsak takım olarak söylüyorum. Zhonya. Bayağı da yüküm vardı onu da kaybettik. Zhonya önemli ama Zhonya mı acaba? Zhonya ya Zhonya. En azından Malphite ulti attığımda yemezsem. Flashlarımı güzel atamıyorum Malphite'a doğru ama Malphite'ın son attığı ulti şeydi böyle yani tam kule altıydı falan ama kule iti yemem diye düşünüyordum. Nedense minyonların öleceğini hesaba katmadım. Dedim Malphite'la Garen bizi kesemez. Şu anda hasarım efsane. Muhtemelen oyun sonu çok en fazla hasar açık ara bende olacaktır. Yine de bir oyun ilerlesin bitsin bakalım. Şu an bile çıksam herhalde en fazla hasar bende olacaktır bu ultilerden dolayı. İtmeyecekler. O yüzden buraya atmanın bir anlamı yok sanki ama. Yine de şuraya koyabilirim bir tanesini. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Şu an kaç saniye bir atabiliyorum? Bilmiyorum vallahi hiç kaç saniyede atıldım. Herkes de şu anda şunlardan var. Temizlemek adına. Mantıklı hareket. Benim hala arkada kalmam lazım. Bundan sonra düz vuruşlarım da çok fazla hasar veriyor. Q'larım inanılmaz şey etkili oluyor. Özellikle o Q'ları falan şeye atabilirsem, eşe atabilirsem çok çok iyi olur. Bizim adam çıldırdı sport. Atayım ben oraya da. Aslında o ultiyi yeselerdi iyi olabilirdi ya. Tam Malphite geldiğinde ben oraya W falan ulti atıyordum. Mantarı bırakıyordum. 150 saniye. Bizde baron yok değil mi? Baron kalmadı. Baron namına hiçbir şey yok. Çok öndeyim.
Neyse ki cooldown'um şu anda çok düşük. Birilerinin artık bir şey yapması lazım ya. Bende misin kanka? Tamam, çok güzel. Harika ya. Yani bütün gözüm Malphite'dı. Malphite'ın olması çok değiştiriyor işleri. Direkt adam ulti atıyor ama AP MP kasmadı. Çok iyi tabi. Tamam, ben slowluyorum kanka bunu. Ama ayakkabısı var, öylesi çok fazla şey yapmıyor. Şu an kazanacağız galiba ya. Tapa doğru gidebiliriz. Ya da oyunu mu bitireceğiz? Bitirebiliriz ya, gerçi aynen. Çok rahat bitiririz hatta. Dakika çok ilerledi. Daha bunları da şöyle koyacağım. Öldüm kanka, çık. Şunu da şöyle koyayım. İşte Teemo'nun gıcık edici zafer kazanış oyunu oldu bu yani. O kadar gıcık bir hero ki 1v5, yani 1v9 aldırtabildi neredeyse oyunu. Takımınıza kasma şansı verdi. Tabi bazı oyunlar böyle olmuyor. Direkt çatapata üzerinize gelen bir şampiyon olursa, Kim gibi mesela, Rengar gibi 15.3 puan almışım. Bizim takım sonlarda toparladı. Yani kime vereyim açıkçası, hiç kimseye vermek istemiyorum ben bu oyunda bir onur. Bir hasara bakalım, muhtemelen inanılmaz fazla olacak. Son zamanlarda gözüm çok Malphite'de olduğu için hasar veremedim ama ve tabi şunları da kastıkları için beklediğimden daha az hasarmış açıkçası. Ben böyle bir en az bir böyle bir barda böyle bir deli gibi bir fark olsun bekliyordum. Olmadı ama yine de güzel bir oyundu. Güzel bir Teemo örneğiydi. Teemo oyunu örneğiydi. Dereceli de olabiliyor bunlar. Dereceli de yapabilirsiniz. Teemo alın. Rünlerinizi güzel girin. Item'ı güzel kasın. Lane safhasını ben Teemo'yum, gıcık ederim, Q atarım, keserim diyerekten oynayabilirsiniz tabii. Ama bunu becerebiliyorsanız oynayın. Karşımda Garen vardı. Bunu yapabileceğimi düşünmüyordum. Eğer baskın yesem, 1-2 skorda Garen'e versem o alacağı büyü direnciyle çok fazla öne geçecekti. Artık kesme şansım kalmayacaktı. O yüzden ne yaptım? Farm yaptım, farm yaptım, farm yaptım elimden geldiği kadar. Sonra oyun mid'e döndüğü zaman hala çok kasmış değildim ama bir şekilde artık oradan sonra toparlayabildim. Item'larım da olunca kazandık. Uzun lafın kısası, Teemo gıcık edici bir hero, hiç sevmiyorum. Karşımda da olmasın, ben de oynamayayım. Benim takımımda o da, benim takımımda da olmasın. Ama en azından içerik içeriktir. Teemo oyunu da oldu, Mastery'i de oldu. Beklentilerinizi karşıladım bilmiyorum arkadaşlar ama eğer öneri ve görüşleriniz varsa, oynamamı istediğiniz şampiyonlar varsa lütfen onları da yorumlarda belirtin. Aynı şekilde hikaye videolarını lütfen göz atın. İstediğiniz hikayeler varsa, anlatmamı istediğiniz kısa hikayeler varsa onları da lütfen yorumlarda yazın ki bileyim ve onlar hakkında da video çekeyim. Çok uzattım son tarafı. İzleyen var mıdır hala da bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.